Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Hür Asya TV izleyicileri, evvela hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Bugünkü sohbetimizin konusu, nasihatler neden tesir etmiyor? Nasihatler neden tesir etmiyor? Nasihat, öğüt ve irşad anlamında kullanılmaktadır. Müminler birbirlerine öğüt vermek suretiyle yardımcı olurlar. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle ferman buyurmuş. Hatırlat, umulur ki bu hatırlatman müminlere yarar sağlar, öğüt alırlar. Müminler dini ve insani görev ve yükümlülüklerini samimi olarak yerine getirmeleri, birbirlerine doğru sözü söylemeleri Allah'ın emridir. İtimat açısından nasihat vermeye müftüler, vaizler, hocalar, dini cemaatlerde okunan Kur'an tefsirleri müteber rehber sayılmaktadır. İnsanın yaratılışından bu yana nasihat, öğüt ve irşatlar verildiğine tarih şahitlik ediyor. Buna rağmen bir kısım insanlar dışarıda mücahit görünüyor fakat evine döndüğünde ahlaksız bir insana dönüşüyor. Kırıcılığı, kavalığı, merhametsizliği kendi eşini ve çocuklarını bile kendisinden uzaklaştırıyor. Dinler görünüyor. Fakat ibadetlerinde huşu yok, haramlara karşı takva yok, davaya gelince kardeşlik yok, dava kardeşlerini görünce yolunu değiştiriyor, yardımlaşmada fedakarlık yok. Annesi babasını küstürmüş, akrabalarıyla bağını koparmış, iş arkadaşlarını kendisinden bıktırmış. Yönetici ise kararlarında adalet yok, atamalarında liyakat yok. Tercihlerinde ehliyet yok, işlerinde istişare yok, davranışlarında merhamet yok, vaadinde sadakat yok. Elbette böyle insanlara ne nasihat, ne irşad, ne de öğüt tesir etmez. Ben bilirim diye Firavunan'a tavrıyla dini ahlakına, siyasetine, ticaretine, referans görsenler ancak insanları dinden soğutmadan başka bir işe yaramaz. Bir diğer tarafta vaizlerin nasihatleri neden tesirsiz kaldığını Bezzaman Hazretlerinden bir dinleyelim. Ben vaizleri dinledim. Nasihatleri bana tesir etmedi. Düşündüm. Kasafet-i kalbimden başka üç sebep buldum. Birincisi zamanı hazrayı, şimdiki zamanı, zamanı salifeye geçmiş zamana kıyas ederek yalnız tasvir-i müdeayı parlak söylediği sözleri, parlak ve mübarağalı ifrat ve tefrit gösteriyorlar. Tesir ettirmek için ispat-i müdea ve müteari-i hakikati ikna lazım iken ihmal ediyorlar. Ne ispat ediyorlar, ne de müdahi bir şeriatın ahkamına dayanarak söylemiyorlar. Bu teşhir ve tedavi reçetesi ancak Bezzaman Hazretlerine ait olabiliyor. Malum günümüzde fen ve ilim hikmeti için insanın kalp ve aklına ancak ilim ve fen ile ikna edilebilir. Her şey delil ve ispat üzerine gidiyor. Vaiz ve nasihatçiler ikna ve ilim yerine o zaman Hazretleri dediği gibi parlak ve hassiyati okşayan mübalağa, ifrat, tefrit ya haddinden fazla ileri ya haddinden fazla geri yoluna başvuruyorlar. Bu da bu zaman insanı etkilemiyor. Eski dönemdeki insanlar gibi herkes iman yönünden tam olmuş olsaydı belki bu parlak ve coşkulu ifadeler
bir işe yarayabilir. Nasihatlerin insana tesir etmenin yolu tahkik ve iknadır. Tekrar ediyorum. Nasihatlerin insana tesir etmenin yolu tahkik ve iknadır. Hissiyatı coşturmak ve mübalağaya kaçmak değildir. İnsanları heyecana getirip ifrat ve tefrite kaçmak değildir. İkincisi, bir şeyi tergip yani şevklendirmek veya terhip korkutmakla ondan daha mühim şeyi tenzil edeceklerinden muazzele-i şeriatı muhafaza etmiyorlar. Vaizler bir şeyden sakındırmak için, bir şeyden insanları koparmak için, uzaklaşmak için ondan daha önemli bir şeyi hafife alabiliyorlar. Mesela gıybet etmek, cinayet işlemek gibidir. Derken gıybet, birisi aleyhine konuşmak, cinayet işlemek gibidir derken gıybetten sakındırıp, ondan koparıp, ondan daha büyük ve tehlikeli olan cinayet günahını hafifletiyorlar. Yine bir dirhem faiz yemek, zina etmek gibidir diyorlar. Ben burada söylemeye haya ediyorum. Ama bazı hatipler vaiz kürsüsünde haya etmen hadis diye mübalağa ederek faiz zinadan üstün olduğunu ifade ediyorlar. Zina gibi çok büyük günahı ondan daha küçük olan bir günah yani faizi, evet faiz de günah-ı kebairdir, büyük günahlardandır ama bir zina ile eşdeğer değildir. Zinayı küçük deyip gıybeti ondan daha öne getirmenin de anlamı yoktur. Yani zina gibi çok büyük günahı ondan daha küçük olan bir günaha kıyas yapıyorlar ki bunların hepsi muazenesiz ve ölçüsüz bazılardır. Şeriatın dengeli ve tesirli sistemine uygun düşmüyor. Üçüncüsü, balagatın muhtazası olan hale mutabık, yani konuşmanın muhtazası olan hale mutabık, yani icaat-ı zamana muvafık, yani teşhis-i illete münasip söz söylemezler. Güya insanları eski zaman köşelere çekiyorlar. Sonra koşuyorlar. Mesela bir örnek. Bir köpeğe su verenin cennete gidecek veya her kediyi öldüren cehenneme gidecek diye bir kayıt yoktur. Allah insanın tüm amellerini birlikte değerlendirilecektir. Günah da, sevap da, neyse Cenab-ı Allah onu birlikte değerlendirecektir. Sevabı, hayrı, hayratları fazla ise cennete gidecek. Eğer azsa cehenneme gidecek. Evet, belki köpeğe su veren kadın bu ameliyle sevapları günahlarından ziyade olmuştur. Yani kadın köpeğe su verirken onun sevapları, hayırları, günahları geçtiği için Cenab-ı Allah ne yapmış? Onu cennetine almıştır. Diğer kadının da kadının da bu seyyiatiyle yani yaptığı günah ile sevaplarını geçtiği için cehenneme gitmiş olabilir. Yani kediyi öldüren kadın da onun günahı hayırlarından fazla olduğu için cehenneme gitmiştir. O kadar. İşte bazı muazenesiz vaiz ve hocalar bu gibi hadislerin ruhunu kavramadan, bilmeden sadece bu amele hasr-ı nazar ettirerek bir köpeğe su içmenin cenneti kazanmak için yeterli olduğunu ifade ediyorlar. Hasılı kelam, büyük vaizlerimiz hem alim-i muhakkik ilimde ne olur? Tahkikatı bilen yani hakikati araştıran alim olmalı. Ta ispat ve ikna etsin. Hem hakim-i müdakik yani ilimde imtihansız olmalı. Ta muazene-i şeriatı bozmaz. Hem belli-i mukni yani maremini güzel sözlerle anlatmaya muhtedir olmalı.
ta muktezai hal, duruma göre ve icaat-ı zamana muvaffık söz söylesin ve mizan-ı şeriatla tartsın ve böyle olmaları da şarttır diye beyan etmiş Hazreti Bezzaman. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.